Bak ne dedim az önce? Bak yardıma gittiği video Instagram'da Reels'te önüme düştü. Dedim ki ya dedim çocuk dedim yardıma. Yaşı çok küçük böyle benden bayağı küçük yanlış bilmiyorsam eğer. Aramızda herhalde bir 8-9 yaş vardır diye ben tahmin ediyorum. Ya kaç yaş olursa olsun hiç fark etmez. Bak ne güzel be. Belli ki senin de için yanmış. Belli ki sen de kötü kötü olmuşsun ki oraya gitmişsin. Değil mi? Buna ne gerek var? Bu slow motion'lara, bu arkasına bu acıklı müzikleri koymaya, bu hareketleri yapmaya ne gerek var mesela? Diyorum yani bak belli ki hani belli ki yani yüksek ihtimal sen de üzülmüşsün yani onca yolu tepmişsin, gitmişsin oraya. Yani yardımını da yapmışsın. Buna ne gerek var? Buna hiç gerek yok yani. Gerçekten buna gerek yok. Yo git oranın halini çek bak. Bak bir şey söyleyeyim mi? Git oranın halini çek. Ne durumda olduğunu göster. İnsanların ne halde olduğunu göster. Ama yani önünde işte hareketler, mareketler bunlara gerek yok yani. Gerçekten bunlara gerek yok. Ben yapılan iyiliğin paylaşılması kısmında değilim. Yani. Ben o kısmı zaten böyle açıkçası insanları bilgilendirip kendinde yapacağını yapıp hani böyle oturup da herkesin gözüne sokmama taraftarım. Tabii isteyen bunu bambaşka türlü görüyor olabilir. Hani benden örnek alıp insanlar da böyle yaparlar diye düşünüp gösteriyor da olabilirler. O konuda da hiç kimseye kızmıyorum. Yani yardımcı olsun da birileri ne yapıyorsa yapsın. Ama dediğim gibi yani buna hiç gerek yok. Keşke birisi deseydi ki orada ona etrafındaki bir arkadaşı, bir eşi, bir dostu. Ya abi bak hani kendin bu tarz hareketlere girme. Kendin bu tarz hareketlere girme kameranın önünde. İnsanların zaten sinir uçları oynamış durumda. Yani Allah aşkına hani çekeceksen sadece etrafı çek. İnsanları göster. Hiç hoş değil. Vallahi hiç aman hiç hoş değil. Bütün tadım kaçtı yani şu anda. Keşke yani kendi takipçileri falan da bunu söyleselerdi, etselerdi. Ya da ne bileyim etrafında bir arkadaşı, eşi, dostu varsa falan o da söyleseydi. Yani dediğim gibi yani işte yani bunun önünde bu tarz hareketlere girmek hoş değil, hiç hoş değil hem de. tabii ki de yani karşımda bu arada gerçekten yani karşımdaymış gibi konuşacağım yani çünkü yapılmaması lazım yani. Keşke buna insanlar tepki gösterdiğinde, hakaret edilmeden eğer ki sana tepki gösteriliyorsa, keşke mesela sen de bunu ciddiye alsan birazcık. Olmaz ki. Gerçekten o yani diyorum size yani işte kendin orada yürüdün slow motion şekilde ne oldu bu oldu falan bunlar öf, yani buna hiç gerek yok ya hiç hiç. Twitter'dan açıklama yapmış. Ben hiç ne Twitter hesabı biliyorum ne bir şey biliyorum ya. Yedi milyon takipçisi varmış bu arada. Vallahi ben her zaman söylüyorum. Bir yerde hata yaparsam Allah aşkına gözüm içine baka baka söyleyin yani. Pelin yanlış yaptın. Pelin hatalısın. Ki ben de düzelteyim yani o hatam ya da ben de şu erdemi gösterebilirim. Ya evet özür dilerim. Bu niyetle yapmıştım. Belki bak yani belki de diyorum niyetim bile kötü değil. Ben bilemem ben senin içine giremem. İçinde ne yaşıyorsun onu da asla bilemem. Yani ama gerçekten bu tarz durumlarda yani şu çok da iyi çok da değil abi. Bu iyi bir hareket değil yani kusura bakmasın. Dediğim gibi git güzelce yardım yap. Yardım çekmek istiyorsan tabii ki de çekebilirsin. Çünkü dediğim gibi yani bu konuda bambaşka düşünüyor herkes. Dediğim gibi kimisi işte çekip paylaşmak istiyor. İstiyor ki takipçilerim görsün. Belki işte onlar da örnek alırlar. Belki onlar da şey yapar. Kimisi diyor ki yok hayır hani işte bu sefer hani insanlara bakın ben ne yapıyormuşum gibi gözükür diye düşünebiliyor, edebiliyor, paylaşmıyor. Yani gitmişsin orada yardımını yapmışsın. Oturup da buna gerek yok yani. Dediğim gibi oradaki insanların şeyini çek istiyorsan, hallerini çek. Ki onu yapman çok daha büyük kamuoyu oluştururdu. Ama boş değil.
Yani bir de laf yetiştirmesen mi acaba? Sen bilirsin de. Öf. Vallahi sinirlendim ha. Tadım kaçtı yani. Bir olay yok ya. Yok yok hayır bir olay yok. Bak tekrardan söylüyorum. Ben nasıl bir insan bilemem. Ben hiç yüz yüze tanışmadım. Hiç konuşmadım. Hiç muhabbetim yok. Ki dediğim gibi de yani ben yardım götürdüğü videoyu da izledim. Instagram'da önüme düştü. Ama bu normal bir hareket değil. Bu iyi bir hareket de değil. Yani değil. Üzgünüm değil. Dediğim gibi değil yani. Bana gelmiyor ya da bana hiç öyle gelmiyor. Bana şey gelmiyor yani böyle işte bir çok bilgilendirici. Şöyle farkındalık yaratıcı bir video olarak gelmiyor. Kusura bakmasın lütfen. Neyse artık sağlık olsun ne diyelim? Sağlık olsun. İnşallah anlar ama yani insanların neyi garipsediğini anlaması çok önemli. Yani ben hiç kimsenin şey yaptığını düşünmüyorum mesela şu anda. İşte oturup da vay sen yardım mı götürdün oralara da çektin ve falan yaptığını düşünmüyorum. Çünkü aynı şekilde yardım yapan bir sürü ünlü sanatçı da var. Bir sürü ünlü sosyal medya fenomeni de var. Bir sürü ünlenmiş etmiş işte marketleri, restoranları olan insanlar da var. Onlar da çektiler. Kimse bence onu eleştirmiyordur şu an eleştiriyorsa. Hiç kimsenin de bununla ilgili söylediği bir şey bende henüz önüme düşmedi. Çünkü yani Twitter'a yazınca direkt çıkıyor mesela önüne. Ya üzgün değil miyim şu an daha iyi. Bugün iyiyim lan. Bugün vallahi daha iyiyim gerçekten. İnsanların orada eleştirdiği şey yani orada koca bir doğa yok olmuş etmiş. İnsanların evi barkı yanmış etmiş. Arkada böyle acıklı bir müziği. Bir de romantize etmek de bana çok şey geliyor. Çünkü gerçekten romantik hiçbir şey yok arkadaşlar ya. Hiç romantik bir şey yok biliyor musunuz? Hiç yok yani gerçekten yok. Vallahi de yok billahi de yok yani. Önüne geçip ona efektler ekleyip işte ah neden böyle olur falan demek insanlara normal gelmiyor. İnsanlara normal gelmeyen tarafı bu. Ya bunu ne olur başka yere kimse saptırmasın yani mümkünse. Hiç kimse çünkü dediğim gibi şeye oturup da tepki göstermez. Vay sen nasıl yardım gönderirsin? Asla tepki göstermez. Pelin Yangın Kemerköy Termik Santrali'ne sıçılmış. Mustafa Kağan bugün şeydeki termik santral. Kemerköy müydü? Yok Kemerköy değildi o zaman. Bu daha yeni haber. İnsanların haberleri olsun. Paylaşalım da bari.